Abi yukarıdakileri... Doğru konuş lan. Doğru konuş lan. Yukarıdaki hanımefendi rahat durmuyor. Yıkıyor etrafı. Ne yapacağımızı bilemedik. Bilseniz zaten şaşardım. Tatyana! Çocukla ilgilen. Ulan Allah belanızı versin lan sizi! Allah belanızı versin lan sizi! Ne bağırıyorsun lan sen? Allah belanızı ne bağırıyorsun lan sen? İyi akıllı olmuyorsun lan gerizekalı! Ne bağırıyorsun lan? Öyle bir enişte laf geçiremiyor lan bana. Sen kimsin be sen kimsin? Akıllı olacaksın lan bundan sonra. Akıllı olacaksın, adam olacaksın. Çarparım ağzına. Ya sen ne uğraşıyorsun benden ya? Sen benden ne uğraşıyorsun ya? İşin gücün yok mu senin? Ulan bak bir hıyarlık ettik. Ablanın adresini verdik. Ama Allah'tan kızın karşısına böyle çıkmamışsın. Bundan sonra düzgün davranacaksın. Doktoruydu, saçıydı, falanıydı, filanıydı. Kadın olacaksın lan. Kadın olacaksın. Ablam biliyor, biliyor, biliyor beni. Ya beni biliyor, işimi biliyor, hayatımı biliyor. Aradım ben onu, aradım. Tam o sırada da bu hayvanlar girdi içeri ya. Kız merak içinde kalmıştı şimdi ya. Ortak bir tane arkadaşımız verdi numarasını, aradım ya. Kim lan arkadaşınız? Kim lan? Nereden tanıyacaksın sen? Nereden tanıyacaksın arkadaşımızı? Kim lan? Ya Can, Can, Can diye bir tane ressam ya. Hangi Can? Can Keskin, Can Keskin. Niye tanımayayım lan? Niye tanımayayım? Adamın bir sürü resmi var bende. Sen nereden? Ulan o senin ablanın en yakın arkadaşının nişanlısı. Alem olmuş arkadaş. Biyener, Babür abi, Biyener. Resim sergisi. Yani illa resim değil, böyle yerleştirmeler falan da var yani. Laf sokmaca. Ha, bir nevi. Şimdi bak, böyle bir tane probleme dikkat çeken bir sergi yapıyorsun. Ondan sonra buna ne oluyor? İnsanları düşünmeye sevk ettiriyor tabii. Ha. Şimdi işte bu şeyde, camda 4-5 sene falan oluyor. O Biyener'de konu mankeni olarak tuttu beni yani. Fuar şeysi. Yok. Yani böyle şimdi reklamlarda kadının böyle et olarak teşhir edilmesine karşılık olarak tam bu ne yaptı? Böyle cam bir tane fanusun içine yerleştirdi beni. Ondan sonra böyle jetonu atıyorsun, pat açılıyor böyle cam fanus karşılarında ben. Tabii ne oldu? Basının çok dikkatini çekti bu ya. Gerçek bir hayat kadını oynuyor dediler. Yazdılar, çizdiler. Yani biz de böyle dar bir kesim biliyor bunu ama... Var ya, dünya yıkıldı, yıkıldı bununla ya. Ya sen bırak şimdi dünyayı, dünyayı. Ne oldu? Sonra manitası mı oldun bu canım? Ya ne manitası, ne manitası. Büyük aşk yaşadık. Ben ne yaptım? Hemen pat atölyeye attım kendimi yani. Ya kız, Berlin'de sergilere gittik biz bununla ya. Vallahi bak. Sonra ne oldu? Bu cam böyle sosyetik, zengin bir tane karı buldu. Piyum, anında böyle şutladı beni yani. Ki bu da tesadüfün ablamın en yakın arkadaşı çıktı karı. Şutlar tabii gerizekalı. Ha, sen bir kendine bak bir de Deniz Hanım'a bak. Bir kendine bak bir Nari'ne bak. Yakışıyor musun sen onların yanına? Bu şekilde onların yanına giremezsin kızım. Allah Allah ya. Ne olacak? Ha, ne yapacaksın sen? Böyle beni Leylilik okuluna falan mı yazdıracaksın yani? Ha? Böyle narin hanımefendiye layık bir kız kardeş olayım diye ne yapacaksın? Hayat koçu falan mı tutacaksın sen bana? Hap mı aldın kızım sen? Kafan mı güzel senin? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Bundan sonra hareketlerine dikkat edeceksin. O saç baş değişecek. O makyaj silinecek. Bu evde çocuk var, edepli davranacaksın. Yemeğine geleceksin, yemeğini yiyeceksin, odana çıkacaksın. O kıyafetler gidecek, yenileri gelecek. Oldu. Yan gelip yatacağım yani ha? Aa, olmaz. Ben çok vakit kaybederim abi. Çok gider yani benden. Ya ben bir tane ev buldum, beğendim yani. Para biriktiriyorum, böyle küçük bir ev buldum. Biriktireceğim yani, çalışacağım. Senin dert ettiğin şey para mı? Bundan sonra paraya ihtiyacın kalmayacak. Ben vereceğim. Aylığın, cep harçlığın, kaskon, sigortan, her şeyin benden. 6 ayda bir botoks da var. Hareketlerine dikkat edeceksin bundan sonra. Bak gülüm. Akraba oluyoruz. Malımız mı olacaksın Şadiye? Senin geçmişini sileceğiz artık. Zaten o parlak geçmişini sildirmeye başladım an itibariyle. Yeter abi! Ne yeter ulan? Ne yeter? Demek ki neymiş? Şadiye. Şadiye.
Sermaye değil mi? Şadiye, sermaye değil mi? Şadiye Hanım! Şadiye, sen artık restoran işleten mazbut bayansın. Sen de işe aldın, bitti gitti, tamam mı? Ya Babür abi, bak ben pek saatte bulmuyorum seni yani. Ya senin bu Narin ablama olan takıntın, saplantın hala mı devam ediyor abi ya? Sermet abi. Sermet abi diyeceksin bundan sonra. Babür yok. Babür öldü. Köpeğe verdik adını. Allah'ım cins midir ya? Sen bunu böyle şakacı bir anına falan mı denk geldi bu senin ya? Ya benim buradan hemen tüymem lazım ya. Benim buradan. Herif manyak yani. Herif manyak çıktı. Herif. Hemen kaçmalıyım ben buradan ya. Şadiye. Uyuyamadın değil mi? Haklısın. Yeni bir hayat kurmak kolay değil. Abi, ya ben bütün gece düşündüm. Bu iş olmaz yani. Hangi iş Şadiye? Ya abi, biz yani Narin ablamla ben hani bunca şeyden sonra bir daha eskisi gibi abla kardeş olamayız yani. Hani ben dayanamadım, aradım. Bir dedim sesini falan duyayım ama o dakika anladım abi. Yani benim çok zararım dokunur ona. Olmaz. Hiçbir şey için geç değil Şadiye. Geçmişi sileceğiz. Sen ablanın dizinin dibinde oturacaksın. Merak etme, arkanda ben varım. Bana işname yapma. Abi, bak. Bazı şeyleri geri alamazsın. Ya tamam. Anladım yani. Narin ablam da iyi niyetli. Hani sağ olsun senin gibi o da arıyor beni ama yani olmaz abi. Et tırnaktan ayrılmaz Şadiye. Abi yanındakileri gördüm yani. Gazetede fotoğrafını gördüm ben bunun bir çocukla. Yani bu çocuğun ailesi falan bir numara insanlar yani. Hani bunun işi, kariyeri, arkadaşlar hani nasıl soksun ya bu beni o çevreye yani. Olmaz abi. Zafer'i hiç merak etmiyor musun Şadiye? Şadiye. Şadiye. Yavrum. Hadi kalk bir lokma bir şey iç. Hadi ablacığım. Hadi. Şadiye. Bak korkuyorum. Bağır, çağır, ağla, bir şey söyle. Şadiye. Şadiyem, yavrum. Şadiye. Gelsene sen benden dışarı biraz. Söyleyeceğim bana. Sattın mı lan sen bu kızı gerçekten o hamam böceğine? Sattın mı lan? Of. Ağzını topla lan! Ağzını topla! Kardeşim de benim. Kardeşim. Ağzını topla! Bunlar ya. Bu sefer hakikaten öldüreceğim seni. Hakikaten seni. Öldüreceğim seni. Eğer satmadıysan onu ölüsüne nasıl döktün lan o parayı üstüne? Ölüsünün üstüne ha? Nasıl döktün o parayı? Allah belanı versin, bu sefer seni geberteceğim. Öldüreceğim seni. Beni de hatırlatırım, öldürsene. Kardeşim o benim. Ay. Sen. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Etmiyorum abi. Zafer'i, Mafer'i merak etmiyorum. Benim ablam için söylediklerim Zafer için de geçerli.
Şadiye biz, yani sen ve ben, Menarin ve Zafer, yani geride kalanlar, bu savaştan sağ çıkanlar, yepyeni bir aile oluşturacağız. Ben bu işe baş koydum. Sen şimdi bunu düşün, ben de şu çocukla oynayayım biraz. Gel kız buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel canım. Dur şun, dur. Dur nereye, dur. Ya buraya. Ya bırak lan. Lan bıraksanıza lan beni. Ya zorla mı tutacaksınız lan siz beni burada? Bak vallahi bir daha keserim lan kendimi. Vallahi keserim ya. Bacım ne yapıyorsun sen ya? Bu camışların elinin ayarı yoktur. Bir tarafını kıracaklar bir şey. Abime tek kelime söylemiyorsunuz. Ablacığım. Adam gül gibi hayat vaat etti sana. Niye yokuşa sürüyorsun? Neyin peşindesin ya? Ne yapmak istiyorsun? Sokak köşelerinde harcanmak mı istiyorsun? Anlamadım ki. Ya benim buradan gitmem lazım ya. Ben bu manyağa vallahi bak daha fazla dayanamayacağım yani. Ya kaçtı deyin, görmedik, bilmiyoruz deyin ya. Ablacığım, yakışıksız yakışıksız konuşma. Sizin değeriniz çok ayrı şimdi abimin nezdinde. Bırakmaz artık yani, unut. Seni o hayatlar da harcatmaz abim. Anladın mı? Kaçacağına çöplüklere biz kovalayacağız peşinden seni. Yazık değil mi ya? Söyledim ben. Bu kızı zorla tutamazsın. Ya karışma lan sen. Ablacığım, kusura bakma ama ben seni odana kilitliyorum. Artık bu iyi niyet gösterileri falan bitmiştir. Odanda kalıyorsun yani. Götür bunu hadi. Sağ ol canım. Bırak lan ben kendim giderim. Evlenmem senin gibi kaba bir adamla. Yani kalbimin şurası çatos diye çatladı. Geri zekalı. Git içeri hazırlanıyor mu ne yapıyorsun onu yap hadi. Bir evlenme maymununun eksikti o kaldı yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.